Dostlar, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeyiz. Kurtuluş'un ilçesindeyiz. YouTube kanalımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan hem buradaki belediye başkanımızı da haberdar etmek, hem de ilçe hakkındaki görüşlerimizi bildirmek, hem de kendisinden manevi destek almak için buraya geldik. Dumlupınar ilçesi belediye başkanı Sayın Şemsettin Akağaç'ın yanındayız. Sayın belediye başkanımıza sormak istediğimiz en önemli konulardan bir tanesi, şimdi biz çevre yolundan bu tarafa döndük ama koskoca bir tarihin yaşandığı ilçe ıssız bir yere dönüşmüş. Yani bizim hayalimizde böyle değildi. Yani bu geriliğin daha çok araştırdım. Çok göç veren bir ilçe. Sebebini öğrenebilir miyiz başkanım? Valla ilk önce ben sizlere böyle bir programı yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Dumlupınar'ımıza gelip bizim dertlerimizle dertlendiğiniz için de ayrıca ekstradan teşekkür ederim. Dumlupınar'ımız tabiri caizse kadim Türk milletinin küllerinden adeta Zümrüt-i Ankamisali doğduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, sancağın yere düşülmediği kutsal yerlerimizden biridir. Ama Türkiye'de şu anda Dumlupınar ismini duyan yoktur diye söyleyebilirim. Ama gelip baktıklarında da Dumlupınar'ımız gerçekten Dumlupınar'a geldiklerinde sukutu hayale uğruyor gelen arkadaşlarımız. Sebebine gelince tabii onlar Dumlupınar deyince Dumlupınar çok büyük bir yer zannediyorlar. Veyahut da kalabalık 100 bin nüfuslu bir ilçe olaraktan görmek istiyorlar. Ama geldiklerinde tabelamızdaki rakamı görünce adeta sukutu hayale uğruyorlar ve gelip bana soruyorlar. Başkanım biz gerçekten böyle doğru mu okuduk tabelayı? 1200 mü? 120 bin mi? Ben de çok şaşırdım. Öyle bir şey diyorlar. Ben de diyorum ki doğrudur. 1200 nüfusumuz var diyorum. Sebebine gelince tabii 3 senesine gelinceye kadar, bundan 3 sene öncesine gelinceye kadar Dumlupınar'ımızın hem merkezi hem etrafı Milli Parklar sorumluluğu altında, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun sorumluluğu altında, bir de kültür varlıklarının sorumluluğu altında olduğu için burada bir herhangi bir işlem yapmak istediğimiz zaman onlara sormadan, onların olurlarını almadan herhangi bir işlem yapamıyorduk burada. Onun için de buraya onlardan dolayı ne bir fabrika ne bir iş sahası, bir istihdam sahası kurulamadığı için Dumlupınar'ımızın gençleri, askerden gelen gençler diyelim, iş sahası olmadığından mecburen evlendikten sonra mecburiyet karşısında ya İzmir'e, ya Kütahya'ya, ya Afyon'a, ya Uşak'a veyahut da bizim tabii Dumlupınar'da her evde bir Almancımız vardır. Almanya'ya gidiyorlar. Gidiyorlar, oraları yerleşiyorlar. Ancak 30 Ağustos'ta veyahut da Temmuz-Ağustos aylarında izin günlerinde gelip burada izinlerini geçiriyorlar. Dumlupınar'ımız işte bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi Dumlupınar'ımızın sit alanı olmasından kaynaklanıyor. Yalnız şöyle bir şey gördüm ben. Yani büyük bir tarihin yaşandığı, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu toprakların, hı-hı, yani birkaç anıt var, birkaç çevre düzenlemesi gördüm. Hı-hı. Onun haricinde bir canlılık yok. Sanki böyle bir terk edilmiş bir kasaba gibi, bir terk edilmiş virane bir yer gibi, hiç yani yaşam belirtisi neredeyse yok. Ya biz işte belediyeye geldikten sonra 2,5 senedir biz nasıl ne yapabiliriz de Dumlupınar'ımızı bir Çanakkale gibi yapabiliriz sevdasıyla yola çıktık. İlk etapta bunun en büyük şeyinin tanıtım olduğunu düşündük. Onun için de geçen sene tabii bu pandemiden dolayı en ufak bir harekette bulunamadık ama ondan önceki sene tanıtıma daha fazla şey verdik. Bunlar da mesela çevre yollarına diyelim ki Afyon'dan Dumlupınar'a gelirken her 5 kilometre bir Dumlupınar'ın tanıtımını gösteren bir levha astık, yol levhaları koyduk. Belki siz de Kütahya'dan gelirken gene bu tarafta, evet, işte babalarınız, dedeleriniz sizi bekliyor. Ondan sonra bayrağın yere düşürmediği yer Dumlupınar diye öyle levhalar astık ki millette bir şey uyandırsın, heyecan uyandırsın. Nedir Dumlupınar, neresidir Dumlupınar diye her yani 30 kilometre Afyon'dan bu tarafa, 30 kilometre Uşak'tan Dumlupınar'a kadar, yol ayrımına kadar her 5 kilometrede birer levha koyduk. Dumlupınar, Kütahya tarafından gene aynı o şekilde ama bunun büyük semeresini gördük gerçekten. Geçen seneki işte ondan önceki levhaları koyduğumuz seneki şeyde bayağı hemen hemen
ziyaretçi sayımızı %50 diyelim artırmış olduk. Şu anda bizim şeyimiz hani bir Dumlupınar'ımızı nasıl bir Çanakkale haline getirebiliriz sevdasıyla bugün kaymakamlığımız olsun, valiliğimiz olsun büyük bir uğraş içerisindeyiz. Dumlupınar'ımızın tanıtımıyla ilgili bir film yaptık. 15 dakikalık kısa metrajlı bir film. Tarihini anlatan. Onun da şu anda valiliğimizde YouTube'da falan yayınlanması gerekiyor. Yakında yayınlanacak. Onun ardından bizim için ne önemli olan bir Diyaroma Müze. Diyaroma Müzesi'nin temellerini atmak üzereyiz. Şu anda ihalesi yapıldı. Diyaroma Müzemizi gene şehitliğimizin karşısına yapacağız. Onun yanında bir şehitliğimizin sağ tarafında bir alanımız var. Oradaki o alana da seyir terası düşünüldü. Şu anda o da hazır vaziyette, parası hazır vaziyette. İnşallah onları bu önümüzdeki Nisan, Mayıs aylarında başlatıp birkaç ay içerisinde bitirmek istiyoruz ve böylece bir hem şehitliğimizin çevresine hem de yol üzerinde olduğu için Diyaroma Müzesi olsun, şehitliğimiz olsun hani giden gelen sayısının, ziyaretçi sayısının daha da çoğalacağını tahmin ediyorum ben. Kurtuluş Müzemiz var, Atatürk Evimiz var, ilk hedef anıtımız var ziyaretçilerimizin genellikle geldiği. Arkasından merkezde Kurtuluş Parkımız var. Onun yanında da zaten ziyaretçimiz %90'ının uğradığı şehitliklerimiz var. Dumlupınar şehitliğimiz var. Ama bunun yanında bizim kaymakamlığımızda hakiki şehit mezarı olaraktan dağların içerisinde bulduğumuz şehitliklerimiz var. Biz onları şu anda şehitlik haline getirdik. Hani ziyaret edilebilecek duruma getirdik. Şu anda tabii bu Dumlupınar dağlarında değil, biraz daha 8-10 kilometre uzakta. Yani savaşın çok çetin geçtiği yerlerde olan yerlerde bu şeyler, şehitliklerimiz. Başkanım siz eksiklikleri görmüşsünüz. Eksikliklerin üzerine çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Aslında çok yoğun bir çalışma içindesiniz ama tabii ki haberi olan var, olmayan var. Tabii tabii. Bizim tabii. Vesilemizde de Dumlupınar'da bir hareketliliğin olduğu görünsün yani. Muhakkak ne güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ettim yani. Gerçekten güzel bir hizmet. Bu yani bir Dumlupınar'ımıza değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletimize yapılmış olan bir güzel bir hizmet olaraktan buluyorum ben. Hani şöyle bir şey, Dumlupınar'a kim tek bir çivi dahi çaksa ben onun kölesi olurum. Gerçekten yani Dumlupınar'ımıza bu sizin yapmış olduğunuz çekim dahi büyük bir hizmettir. Onun için de ben de sizlere yani müteşekkirim gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya benim için önemli olan ben Kütahyalıyım. Memleketimi tanıtmak ama en önemlisi burası Dumlupınar Türkiye'nin büyük bir mirası. Muhakkak. Yani tabii. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyorsak onun temelleri bu topraklarda atıldı. Bu topraklarda cefakar insanlar sayesinde atıldı. Bu topraklarda kanını toprağa akıtanlar sayesinde atıldı. Sizin de sayenizde, sizin hizmetlerinizle inşallah, inşallah. Belli bir hizmetçiyiz. Çıtaya yükseliyor Dumlupınar ilçesi. Doğru. Yani inşallah daha çok insan görmeye gelir. Bir tek kutlamalar zamanında değil de normalde de diğer günlerde de mutlaka uğrayın. Burada çevre yolundan, başkanım şunu fark ettim, çevre yolundan buraya döndüğünüzde insanın içine acayip bir manevi bir duygu sarıyor. Gerçekten çok güzel, çok doğru bir tespit. Bizim bazı gelen misafirlerimiz oluyor. Biz onu şehitliklerimize götürüyoruz gezdirmek için, oraları göstermek için. Yani onların da söylediği şey aynen sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz duygu. Ya diyor ben buradan gitmek istemiyorum gerçekten diyor. Evet. Buraya girince diyor şehitliğin içerisine ben burada diyor ruhumu diyor başka bir apayrı bir hava sardı diyor. Gerçekten çok doğru. Bu maneviyatın vermiş olduğu bir şey bu. Duygu. Gerçekten Dumlupınar'ımıza gelen insanlarımız, ziyarete gelen insanlarımız inşallah buradan o manevi duyguyu alıp da gitmiş olurlar. Bu da bizim için yeterlidir. İnşallah. Başkanım bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Projeleriniz, aklınızdakiler çok güzel. Umarım hedefinize ulaşırsınız. Biz İnşallah. De bu videoyu çekerek bir nebze katkıda bulunmak Allah razı olsun. Ben de size bu hizmetlerinizden dolayı yapmış olduğunuz çok çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir şey. Yani bu çekmiş olduğunuz filmi hiç değilse YouTube'da 10 kişi daha görmüş olsa, izlemiş olsa o bizim için çok önemli bir şey. Gerçekten.
Hani Dumlupınar'ı hiç bu zamana kadar görmemiş, ismini duymamış insanlar dahi o şeyi izlese, filmimizi izlese bu bize yeter yani. Çok evet. Bir kişiye çok, bile ulaşsak. Ulaşsak o bizim için de çok büyük bir nimettir gerçekten. Ben de sizlere çok çok tekrar teşekkür ederim. Allah çok razı olsun. Hizmetlerinizde başarılar dilerim inşallah. Teşekkür ederiz.